Beckett Sen Beckett'sın yeni bölümüne Portekiz yarışı değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Antalya'nın Şermet, yanımda Cem ve programın bugünkü Nico Hülkenberg'i Işıl var. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın? Formula 1'e dair bugün bizlere nasıl bir dünya açacaksın, nasıl perspektifler sunmak istiyorsun? Teşekkür ederim. Nico Hülkenberg yakıştırması için de teşekkür ederim. Güzel bir yarış izledik. Sonuç öyle göstermiyor olsa da keyifli ve eğlenceli bir yarıştı. Ben de Hamilton'ın yeni rekoruyla birlikte bu keyifli yarışı sizlerle değerlendirmek için buradayım. Mutluyum. Harika. Zaten Cemciğim seni biliyorum. Geçen hafta seni benim üzerimdeki Lakers'ımızın şanlı Los Angeles'ımızın şampiyonluğuna kaybettik. Aynen. Şampiyon kutlamalarında seni Santa Monica'da görmüşler Magic Johnson'la beraber kutlama yaparken. Santa Monica'daydık. Yani işte yani, biraz bayrak salladık. İşte uçak yetişmedi diye bir duyum aldık ama maalesef. Problem değil. Oluyor böyle şeyler. Artık 2022 şampiyonla falan beraber kutlarız. Aynen. Ben açıyorum o halde. Buyurun. Lewis Hamilton biliyorsun bu arada Los Angeles'ta yaşıyor. O da gereksiz bir ayrıntıdır. Evet. Aa, öyle mi? Gordon Ramsay falan hep oralarda yaşıyor değil mi? Komşuydu hatta. Evet. Şöyle Lewis Hamilton dedik, biraz işi şakasından aldık ama orta bir gerçek var. Lewis Hamilton 92 yaptı. Açılışı sana baktığıma bakma misafirimizle yapacağız. Lewis Hamilton 92'ye ulaştı ve an itibariyle Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, istatistiksel ve oran bakımından en başarılı pilotu değil ama rakamsal olarak bunun başarısına ulaştı. Geçtiğimiz yayında Melis'le konuştuğumuzda pist sayısının her sezon artması bunda bir etken ve yarıştan sonra Max Verstappen Lewis'in bu derecesi ve devam etmekte olacağı derece beni kırklarıma kadar pistlerde tutacak, kahretsin dostum şeklindeki açıklamasından sonra Lewis Hamilton'ın yaptığı şeyin aslında ne kadar biz şu an bu tarihin içinde olduğumuz için belki bize normalleşmeye başladı ama bir tarihe tanıklık ediyoruz. Tıpkı bizden bir önceki nesil Michael Schumacher nasıl tanıklık ettiyse. Lewis Hamilton'ın Kanada 2007'de başlayan, hatta ondan önceki ilk 6 yarışın tamamında podyuma çıkarak başlayan o inanılmaz kariyer başlangıcı, o yarışı anlatan Martin Brundle yine onun söyleyişiyle Kanada'da kazanacağı birçok yarışın ilkine tanıklık etmiştik. Ve Martin Brundle bu açılışın ardından 92. galibiyetten sonra onun karşısındaki röportajı yapan isimdi. Ben Lewis Hamilton'a dair bu 92'ye ulaştığı noktada önce senin bir fikrini ve nasıl bir yol izlediğini senin perspektifinden öğrenmek. Ardından da senin Formula 1 izleyicilik hayatında Lewis Hamilton'ın unutamadığın bu 92 taneden biri hangisi onu merak ediyorum. Sana zaten aynısını soracağım. Sen bugün böyle üvey çocuk gibi durdun ama kusuruma bakma artık. Ben de bunu gösteririm. Onlara da geleceğiz. McLaren. Onlara da geleceğiz de sonra Lando Norris'e çarpıyor Racing Point. Evet. Tabii dün yaşanan Formula 1'in en önemli anlarından birine tanıklık ettiğimiz için, bunu canlı canlı izlediğimiz, kendi jenerasyonumuzun şampiyonunu efsane olurken gördüğümüz için bence neşe ve mutluluktan başka bir şey hissetmemiz mümkün değil. Tabii ki Lewis Hamilton'la ilgili çok fazla konuşuluyor, çok normal olarak. Bunu hak ettiği, hak etmediği, en iyi araca sahip olduğu, olmadığı, kariyerinin daha önceki aşamalarındaki başarıları ya da insanların beğenmediği tarafları konuşuluyor. Ama bir gerçek var. 92 zafer, istediği kadar fazla yarışta olsun, istediği kadar uzun sezonda olsun, istediği kadar iyi araçlı olsun, 92 tane yarış kazanabilmek için gerçekten iyi bir pilot olmanız gerekiyor. Her hafta oraya gidip o baskıya karşı o savaşı verebilmeniz gerekiyor. Bir şekilde kendiniz o takımda tutabilmeniz, o takıma gidebilmeniz, o aracı geliştirebilmeniz gerekiyor. Lewis Hamilton'ın en iyi araçta olmasının sebebi Lewis Hamilton'ın en iyi aracı geliştirebilen bir pilot olması. Tam olarak öyle. Kendi geliştirdiği en iyi araçlı şampiyon oluyor. Şöyle diyebilir miyiz acaba? Ben geçen haftaki bir önceki programımızda şöyle bir yorum yapmıştım. Lewis Hamilton'a herkes şöyle bir ithamda bulunuyor. Mercedes çok iyi olduğu için Lewis Hamilton'ı yukarı taşıyor diye ben buna şöyle karşı çıkmıştım. Mercedes'in bu kadar yükseğe çıkmasının bence başlıca sebebi Lewis Hamilton'ın bu takımda olması. Yani Mercedes Hamilton'ı taşımıyor. Hamilton Mercedes'i daha da yukarı taşıyor. Ya Formula 1 her ne kadar pilotların ön planda olduğu bir spor olsa da aslında bir takım sporu. Aslında bir mühendislik yarışması belki de. Benim için motorsporlarının en keyifli tarafı zaten bu. Sadece bir kişinin o gün gösterdiği performans yeterli olmuyor. Uzun çalışmalar ve uyum yakalandığı zaman başarı geliyor. Tabii ki Mercedes'teki yüzlerce çalışanın verdiği emek yatsınamaz. Ama Lewis Hamilton'ın bu takımı o aracı geliştirmeye yönlendiriyor olması, iyi bir pilot olmasının
buradaki katkısı senin söylediğine geliyorum. Evet, bence de böyle. Karşılıklı bir uyum ve başarı ve çok çalışmak. Dün Lewis Hamilton çok da duygulandı yarıştan sonra. Tabii ki hepimiz çok duygulandık. Ben bu kadar duygulanmayı beklemiyordum. Bilmiyorum sizler nasıl hissettiniz ama. Malumun ilanını aslında insanlar çok da şaşırmaz ama. Ben kapadım yani. Bitince yarış. Sen ilk dönemine bir sempati duyuyorsun. Ben onu biliyorum. Yani evet. Evet. O da var. Yani ilk dönemi, bravo. Özellikle çaylak sezonu zaten direkt hepimizi şaşırtarak başlamıştı. Bu çocuk kim, ne yapıyor diye. Tabii ki onu önceki senelerden geleceğini bilenler belki bizim kadar şaşırmadılar ama bugün geldiği noktaya geleceğini dediğin gibi bir süredir biliyoruz. Ama ben yine de çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Çünkü bir tarihi izliyor olmak, buna tanıklık ediyor olmak çok keyifli. Sonrasında yaptığı açıklamalar bence onun neden bu rekorları kırabilen bir pilot olduğunu gösteriyor. Diyor ki her yarış benim için ilk yarış gibi. Her yarışa geldiğimde acaba bugün yeterince iyi olabilecek miyim, yapmam gerekeni yapabilecek miyim diye soruyorum kendime diyor. İşte startta yaşadığı problemlerden sonra oraya geri dönüşte yaşadığı duyguları anlatıyor. Hiçbir zaman pes etmediğini, insanların ne derse desin onun yolundan vazgeçmediğini ve sadece etrafında ona inanan insanlarla yürümeye devam ettiğini anlatıyor. Lewis Hamilton bu yüzden büyük bir pilot. Sadece yetenek değil, aynı zamanda yeteneğini göstermeye cesaretinin olması, insanları duymadan, dinlemeden devam edebilecek kadar çalışkan olması onu bugün bu noktaya taşıyor. Üstelik bunu yaparken bir de dünyadaki diğer sorunlara gözünü kapatmıyor. Aynı zamanda inandığı şeylerin peşinden gidiyor. Aynı zamanda diğer hobileriyle ilgileniyor, bununla paylaşıyor. Belki efsane, şimdiden efsane olmuş bir pilotun çıkıp da ben de bir de şarkı yaptım ya diye bunu göstermesi çok kolay bir şey değil. Ama bunları da yapıyor. Bu arada onu da iyi yapmıştı. Tarzım olmamakla evet beraber komple paket bir insan. Aynen, bir arkadaşım öyle demişti ya, onu da iyi yapmış ya. Hani takdir ediyor da yani yok artık ya. Aynen öyle. Yaptığı her şeyi iyi yapıyor. Doğal olarak jenerasyonumuzun, az önce de söylediğim gibi, jenerasyonumuzun şampiyonunun efsanelerin içinde yer alması, rekorları kırıyor olması bence bizim de şansımız diye düşünüyorum. Bir de senin için unutulmaz bir yarışını öğrenirsek ardından bir de Cem'i bir alıntıdan sonra onun da fikrini öğrenmek istiyorum. 92 tane zaferi olmasına rağmen benim için unutulmaz yarışı Rosberg'le çarpışıp kendini şampiyonluktan ettiğini fark ettiği İspanya. 2016 İspanya yarışı. Çünkü bence kariyerinin aynı zamanda dönüm noktasıydı o sezon. Ondan önce de şampiyonlukları vardı. Ondan önce de zaten iyi bir pilot olduğunu görmüştük. Ama Rosberg'e yenilip, şampiyonluğu ona kaptırıp aslında olabileceğinin en iyisini olamadığını fark ettiği sezon aynı zamanda onu bugün efsane yapan pilota dönüştüğü sezondu bence. O yüzden benim için unutulmaz yarış o. Güzel bir nokta. Ben bir de Lewis Hamilton'ın rekoru kırdığı kişinin 2013'te o üzücü kazayı yaşamadan birkaç önce BBC'ye verdiği bir röportajda bir cümlesi vardı. Dün Formula 1 resmi hesapları da paylaştı. Bir yarışa çıkarken Michael Schumacher şöyle dedi. Bir yarışa çıkarken istatistikler hiçbir pilotun aklında olmaz. Biz o yarışa çıkarız. O aracı o kokpite girdiğinde, eline direksiyonu aldığında tek bir şey düşünürsün. Kırmızı ışıklar yandığında damalı bayrağa kadar olan sürede en hızlı olmak ve o damalı bayrağı gören insan olmak. Bu noktada istatistiklere ulaşabilmek güzel bir tesadüf, güzel bir şans. Ama yine de bizim gibi insanlar önemli bir şeyler kazanmaktan ziyade orada olmaktan keyif alıyor. Ve eğer ben bu istatistikleri, bu rekorları kırmayı en vahşi rüyalarımda, en tahmin edemeyeceğim rüyalarımda bile göremezdim. Ama yine de bunlara ulaşabilmek bence beni ayrıcalıklı kılmıyor. Benim sadece şanslı bir insan olduğum dünyanın göz önünde gösteriyor diyordu Michael Schumacher o kazadan birkaç ay önce. Lewis Hamilton da aslında Michael Schumacher'den bir nevi halefinden, da selef oluyordu galiba. Selefinden o istatistiği kırdığında, o rekoru kırdığında aynı cümlelerle bu başarısını dile getiriyordu. Ben bu alıntıdan biraz yola çıkarak senin bir Hamilton'a dair bu ulaşılma ihtimali kolay kolay, yine ulaşılacak, bütün rekorlar kırılmak içindir ama her rekorda her insanın ömrü yetmez görmeye.
110 bandına belki 120'lere ulaşacağız ama bu alıntıdan başlayarak bir de aynı şekilde Işıl'a sorduğum gibi senin de unutamadığın bir yarışı. Vallahi çok güzel özetlediniz aslında. Ben de şu bakış açısını getirebilirim. Şimdi gerçekten Hamilton'ın müthiş bir başarısı bu ama aynı zamanda Mercedes'in de başarısı. Şimdi Michael Schumacher nasıl 6 tane 7 şampiyonluğu işte 6'sı üst üste miydi? 5'i. 4. 5. 5. 94, 95 arka arka. 2-5 yapıyor Benetton, aynen. Ferrari. Onları kazanırkenki dominansı Michael Schumacher'ı efsaneler konumuna getirdi. Ama bir yandan da Ferrari'nin o zaman artık dünyanın en iyi, muhteşem bir takım olmasını sağladı. Zaten Ferrari çok iyiydi ama efsane statüsüne bence o dönemde geçti. Çünkü yani her zaman Williams, işte McLaren, aynen yani Lotus, Benetton hani bir kazanabiliyordu ama o dominansı sağladığı zaman Ferrari artık hani çok başka bir alana geldi. Yani ben tabii ki 98-97 senelerindeki şeyi bilmiyorum ya da işte 96'da işte Ferrari'ye duyulan hisle 2006'da duyulan his arasında bir karşılaştırma yapamam. Ama aynı zamanda takımın da çok büyük başarısı. Yani Alonso çok güzel bir şey demiş. Bu Michael Schumacher ile Hamilton'ı karşılaştırmak istemiyorum. İkisi de doğru zamanda, yani right moment demiş, doğru zamanda sahip oldukları makinaları en iyi şekilde kullandılar. Ve takımları da aynı şekilde çok büyük başarı gösterdi ve bunu kazandılar. Şimdi iki tane burada temel aslında şey var. Bir tanesi Hamilton, yani hep şöyle bir tartışma var. İşte Hamilton en iyi pilot, en iyi pilot kim filan. Bence burada Hamilton'ın kazandığı şey en başarılı pilot olmak oluyor. Yani muhtemelen de... Aslında teorik olarak onu da yapamıyor. İstatistik, çünkü burada istatistikten ziyade oranlama sefer gerekir. Ama daha yarışacak. Juan Manuel Fangio'nun rekorunu kırabilecek bir canlının ben doğacağını sanmıyorum. Her rekor kırılmak içindir de Fangio'nun 160 üstü bir orandı. En başarılılar diyebilirim. Saçma. Hamilton ilk 3'te hiçbirini bilmiyor. İlk 3'te olmasını sağlıyor. Arkasında. Fangio, Schumacher, Hamilton hafızamda unutmuşlar. En iyi pilot mu? En yetenekli pilot mu? Bunu bilmiyoruz. Şöyle bir örnek vereceğim. Hamilton'ın McLaren sezonlarında Jenson Button'la 3 sezonu var. 10-11-12. Aynen. 3 sezonun sonuçlarına bir bakalım. Tabii ki kaçta başlıyor? 2007'de başlıyor. 2007'de ikinci, 2008 aynen. Şampiyon, 2009'da 5. gibi aynen. Bir şey. Şimdi 3 tane yarışıyor Jenson Button'la. Bir sezon berabere kalıyorlar. Yani çok yakın bir puanları. Bir sezon Jenson Button bir 10-15-20 puan üstte bitiriyor. Bir sezon Hamilton bir 30 puan üstte bitiriyor. Yani bir belirgin bir üstünlük sağlayamıyor. Şimdi ben o herkesin akıllarına gelen soruyu sorayım. O zaman Mercedes'te Prime Jenson Button olsaydı, örnek veriyorum, sadece bir örnek. Jenson Button olsaydı. Prime Fernando Alonso'yu amatör, yani çaylak yılındaki Hamilton. O da var. Tabii yani kuma havuzuna aracını saplayabilecek, hataları yapabilecek bir seviyedeyken arkasını tutabiliyor. Aynen, arkası tutabiliyor ama şimdi aynı araçta belki işte kaç senedir, 6 senedir Mercedes'te. 2014'ten 2020'ye kadar. 6-7 senedir. 7. sezon. Şimdi her gün takım arkadaş, her sene Jenson Button olsaydı acaba ne olurdu? Hepimizin kafasında bu soru var. Ben de sana şunu sorarım. Hayır, Hamilton'ı çok ben de çok övüyorum ama yani bu soruyu soranlara kızmamak lazım. Ben bu soruyu soran bir insanım. Ben sana bir soru o zaman Homer, şöyle şey sorayım. Buldum, ben o zaman sana şöyle bir soru sorayım. Prime'e ulaşmak üzere olan Nico Rosberg'i ölümlü dünya repliğinden vereceğim. Boğdu duvara Nico vurdu yani. Yani çok iyi bir pilot da acaba 2000... Jenson Button'la aynı şeyde mi? Şampiyonluğa ulaşabilir. Yani Prime Rosberg ile Prime Button hiç küçümsenmemeli. Prime Button muhteşem bir adam. Prime Rosberg de pek küçümsenmemesi tamam. Gereken bir pilot. Verstappen şu an yeterli seviyede değil. Aynı araç veriyorum. Bak ben Verstappen sempatizanıyım da hala yeterli seviyede değil. Ben demek istediğini anladım. Dediğimi aldın mı? Yani... Bari bir de yarış ver de böyle gömdüğünle kalma. Yok işin şakası. Ben işte. Şaka yarış yapayım. Yok gömmek değil. Yani herkes çok övdü. Ben de çok övüyorum. Muhteşem şaka pilot. Yani hani inanılmaz bir pilot ama bir pilot problemi olduğu belli. Nico Rosberg tabii ki harika pilottu. Benim Bottas ile ilgili önceki yayınlarımızı izleyen arkadaşlar biliyordur. Ben Bottas'ın hiçbir şekilde yeterli olmadığını ve oradan menajer desteğiyle orada olduğunu ve her şey güzel gitsin mantalitesinden orada olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bu 25 saniye farkla bitti bu yarış. Aynı araç var. Katılıyorum. Ve... Bu konuda haklısın da yine de yani evet bir noktaya kadar katılmakla beraber şöyle de bir istatistiğe baktığımda Formula 1 tarihinde bunu yapabilen kimse yok. Kariyerindeki bütün sezonlarda yarış kazanabilmiş başka pilot yok. Yani, evet muhteşem sadece pilot. Bu bilgiyi ve muhteşem istatistiği pilot. Vererek. Ama ben bunu da soran insan olmak istedim. Artık yok haklısın. Bunu bir tek Ayrton Senna yapmaya çok yakındı. O da 94 sezonun 3. yarışında hayatını kaybettiği için buna ulaşamadı. Ben buradan ikinci konuya geçiyorum izninizle. Tabii. İkinci konumuz biraz Portekiz'e dönelim.
Eğimli bir pist, hatta Vettel'in deyişiyle rollercoaster etkisi yaratan bir pist. Burada tekrar sana döneceğim. Bu tür pistler özellikle bir de yeni ise doğru frenleme noktası, yarış çizgisi bulmak zordur ve özellikle kuru zeminde ve yeni asfaltta soğuyan lastik ciddi problemler yaratabilir. Burada Esteban Ocon'un yaptığı şey bir saçmalık abidesi. 54 tur boyunca lastik götürebilmek, ben hayatımda çok az denk geldim. Gelmemiş de olabilirim, kontrol etmek lazım. Buna rağmen Hamilton, Bottas gibi pilotlar yine bir şekilde o lastikleri korudu ama çok daha garip bir şey var işte yarışın ilk 3 turu. Burada sana geçeceğim. Hamilton biraz korumacı bir start alarak gerekirse aksiyondan uzak kalayım diye biraz Bottas'la Sainz'a yol veriyor. Çok zorlamıyor. Çünkü yağmur yağmazsa onu zaten araç farkıyla pist üzerine geçebileceğinin farkında. Ben burada biraz Hamilton, Bottas, o Sainz, o üçlü, bir de Verstappen'le Perez'in bir teması var ama zaten çok ciddi bir noktaya dönmedi. İstersen buradan bir sen de alalım. Ardından da Kimi Räikkönen'in garip bir başlangıcı var. Orada tam bir Kimi Räikkönen cümlesi vardı. Onu da birazdan dinleyelim. Tabii yeni bir pist, daha doğrusu pist yeni değil ama Formula 1 ilk defa Portimao'da yarıştı. Aynı zamanda asfalt yeni, kaymak gibi. Bunun dışında hava soğuk. Daha önceki yarışlar, burada daha önce yarış yapılmadığı için veri yok takımların elinde. Yaptıkları antrenman seanslarında sahip oldukları bilgilerle bir şekilde yarışa çıktılar. Şimdi Lewis Hamilton'ın yine hem aracına hem kendine ne kadar güvendiğini aslında startta gördük. Çünkü tamam McLaren onu geçebilirdi ve onu daha sonra hızıyla o pozisyonu geri alacağını biliyordu. Ama Bottas'a geçirmekte de bir beis görmedi. Çünkü aynı araçta da olsa Bottas'ı da geçebileceğini biliyordu. Bu da aslında sadece aracına değil kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Özür dilerim, bir ek yapacağım. Yarışın sonlarında belki hatırlarsınız. Max Verstappen en hızlı tur kaç diye soruyor. Yarış mühendisine 1.18.9 diyor. Telsiz konuşması çıktan 1.18.7 diye yeni en hızlı tur oluyor Hamilton. Yani yumruğunu ısırır ya bir insan yarışıyorsa karşısında. Zaten Bottas yarıştan sonra yani ben bilmiyorum falan cevaplar bu yani. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani 25 hızım da yetersiz değildi diyor. 25 saniye yani. Geride kalamazsın. Ben işte daha kötü bir daha başımı diyemez yani. Çok cümle kurmayı da sevmem bir insan. O yüzden sana o konuyu sormadım. Ben şaka yapıyorum, dinliyorum. Ben de çok farklı bir yerde değilim ama onu söyleyeyim. Yok, problem değil. Ona biraz daha başka yerli. O, çünkü Cem'i bilen izleyicilerimiz bilir. O momentumu arkasına aldı mı? Yok, kendimi frenledim zaten fark ettiysen. Çok edebi bir şekilde. ya yarışın ilk turları zaten aslında yarışı en keyifli hale getiren zamanlarıydı. Aslında belki Max Verstappen'in biz yumuşak lastikle başladığı için önde orta hamurla başlayan iki Mercedes'i geçebileceğini düşündük. Ben en azından ilk birkaç saniye böyle düşündüm Mercedes'lerin yavaş kaldığını fark edince. Ama o da Perez'le bir temas yaşadı daha ilk turda. Bu arada buna inceleme bile gelmedi. Çünkü tam bir race incident Cem'in deyişiyle. Çok rahat inceleme alıp bu kararı çıkarabilirlerdi. Ama inceleme bile gelmemiş olması bana biraz enteresan geldi açıkçası. Sonuçta Perez'in yarışı mahvoldu. Gerçi sonra müthiş burada işler yaptı ama. Katılmakla beraber şu eklentiyi yapmak istiyorum. Hem Verstappen'den Perez'in araç üstüne baktığınızda Verstappen normal yarış çizgisine giderken Perez'in fazla iyimser bir hata var. Tıpkı takım arkadaşı Stroll gibi. Ya yani o tür atakları yaptığında bazen hata yapana bile ceza çıkabiliyor. Çünkü bazı yerde bazı atak yapılmamalı. Yani mesela Senna'nın bir cümlesi vardır. Bir fırsat buldum bunu değerlendirmeyen insan kendine yarış pilotu dememeli diye. Ama 90'lardaki Formula 1 2020 olmadığı için orada bazen durman gereken yeri bileceksin. Ben o yüzden Perez durumunda biraz zorlasa Perez'e bile ceza çıkabilirdi. Çünkü Perez çok iyimser yaklaşıyor. Evet, Michael Masi zaten sonra şey dedi. İlk tur diye biz biraz çok şey yapmadık. Daha sonraki turlardan olsaydı bu kaza hani ceza verebilirdik dedi. Evet. Perez'e sonra kabul etti. Pek bir gap yokmuş orada. Evet evet ben de duydum. Perez bunu söylüyor evet yani çok bir yer yokmuş diye. Şöyle şimdi çok benzer durumlarda zaman zaman inceleme geldiğini, ceza geldiğini görüyoruz. Bana biraz standartsız geliyor bu cezaların ve incelemelerin çıkışı. O yüzden ona değinmek istedim. Hı-hı. Yoksa Verstappen'in suçlu olduğunu yok, ve ceza alması gerektiğini zaten düşünmüyorum. Ama bir inceleme gelmesi gerekebilirdi.
Tabii daha önce ilk turlarda başkalarına vermedikleri cezaları da buralarda hatırlatmak için de yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle ilk turda dediğim gibi Verstappen belki yumuşak lastikle öne gidip çıkabilirdi. Belki de muhtemelen Hamilton onu yine geçerdi ama belki Bottas'ın önünde devam edebilirdi ama Perez'le çarpıştılar, biraz geride kaldı. Sonra McLaren'lerin birden 1. ve 4. sıraya çıktığını gördük. Galiba Norris de 4. sıraya kadar çıktı. Belki 3. 4. Kendisi 3 dedi. Sonra baktım 4'e kadar çıkmış. Böylece Carlos Sainz Jr. Kendi deyişiyle babasını çok mutlu etti. Bu işte rally şartlarında iyi bir yarış çıkardığı için. Ama tabii ki yarışın asıl şok edici, ilk turun ilk şok edici, en şok edici dalgası Kimi Räikkönen'den geldi. Burada sıra Cem Turam'da. Şöyle abi, çok direkt Kimi Räikkönen'in cümlesini söylemek istiyorum. Ben bana kalsa iyi bir start almadım. Yani hani diğerlerinin aklından ne geçiyordu anlamadım. Yani ben yolu verme, ben bu kadar kolay geçirmezdim arkamdaki pilotu diyor. Yani tam bir Kimi Räikkönen açıklaması. Ricardo şey böyle birkaç sıra atlamış falan, işte iyi bir start yaptım falan diye düşünüyorum dedi yarıştan sonra. Sonra bir baktım Kimi Räikkönen beni dıştan geçiyordu. Düşündüm Kimi Räikkönen nerede başladı ya? 11. 12. de başlamadı ki. Bu adam 16. başladı yani nasıl olabilir falan. Burada tecrübe faktörü devreye. Mesela bir Formula 1 ülkemizin iyi Formula 1 yazarından Elif Bekfel abi dün yayından önce şöyle bir şey demişti. Bazı yeni eklenen pistlerde ve eski tip pilotlar eğer yarışıyorsa onlar tecrübesiyle çok daha kolay uyum sağlayabilir. Kimi Räikkönen aracının nefesi yetmediği için puan tablosunun dışındaydı ama iyi bir araç aracı olsa çok farklı bir Kimi Räikkönen sonucu konuşabilirdik. Ya 16.lıktan çat diye 5'e yükseldi. 5'e yükseldi. Bu ilk turda bir de ilk turda. Bu kaç kere olmuş daha önce? Ya ben bunu izlediğim zaman ben bunu izlemedim böyle bir şey. Ben izledim. 2007 Avrupa yarışı Marcus Winkelhock yarış başlamadan pite giriyor. Yağmur yağacak diyor. İlk tur bitmeden yarışı birinci götürüyor. Tarihte tek. Sonunculuktan liderliğe. Kimi Räikkönen yine de yani race style açıklamasını yapmadan etmedi ki arkaya da koyduk bugün belki görürsünüz. Benim Formula 1 izlediğim ilk sezon ve ilk desteklediğim pilot hala da desteklediğim pilottur. Kimi Räikkönen'i de en azından anmadan geçmek istemedim. Teşekkür ederim. Bir şey de bu konuyu hobi olarak gördüğünü söylüyor. Hobi olarak görmeseydi herhalde 16 tane, 17 tane şampiyonluk görecek Kimi Räikkönen'den. Kimi Räikkönen'in 2003 şampiyonluğuna çok hala bir şeydir. Belki hatırlarsınız 2003'te Brezilya'da son anda yani yarışı evet. Räikkönen kazanıyor. Fisichella ikinci oluyor sonra değiştiriliyor San Marino'da. O yaşanmasa Kimi Räikkönen iki kere dünya şampiyonuydu. 2005'te 20 küsur puan gerideydi. Onu hadi bir şekilde anlayabilir gibi çok anlayamayız da. 2003 yani o sonuç değişmesek Mihal Schumacher'ın 2000-2004 arası serisi yoktu. Aynen, ve kariyerindeki aynen. ikinci McLaren sezonu. Yani garip bir, gerçekten nevi şahsına münasır bir pilot. Son şey söyleyeceğim ben de. Kimi Räikkönen'in 2000-2008 arasındaki onboard videolarını izleyin. Şeyde hani onboard. Yani izlerken ben... Araç üstü kameraları. Bir Suzuka şeyi var onun. 2005. 2005'te. Yani ben böyle bir şey izlemedim. İzlerken tüylerim diken diken oluyor yani. Güzel yarıştı ya. Taşan, yani. Taşan bir şey. Bir onboard izlemek lazım yani. O zaman gerçekten. F1 TV pandemi başlarında bir ara ücretsiz açmıştı. O ara bolcana tüketmiştik. Zannedersem bu yayınlar YouTube kanalında da var F1 TV'nin. Var ama benim de bahsetmek istediğim yarış baştan sona. Yani baştan sona komple Kimi Räikkönen'in o 17'likten evet. birinciliğe onboard. Evet, onboard izleyebiliyorum. Muhteşem. Garip bir deneyimdi. Teşekkür ediyorum ikinize de. Güzel bir yayın oldu. Nico Hülkenberg'i bir sonraki yarışlarda da puan tablosunu görmek isteriz. Şimdi şakası bir yana çok teşekkürler. Haftaya Imola'daki yarışın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.